Alper Gezer Avcı uzaya çıktı. Tebrik ediyoruz. Bir Türk astronotunun uzaya ayak basması bizi mutlu etti, gururlandırdı. Ancak geri yanda bir dağ köyü diyeceğiz ama dağ köyünü bile andırmayan, bu rezaleti saklayan, gizleyen, insan hayatını hayvanların, sokak hayvanlarının buraya bırakılarak zehirlenildiği bir manzaradan bahsediyoruz. Neresi burası? Baskil'in sadece 2 kilometre hemen yakınında, yanı başında gizlenilmiş, saklanılmış bir alan. Geri dönüşüm yok. Geri dönüşüm projeleriyle kimyasal atıkların ayrıştığı, plastiklerin ayrıştığı, tekrar ülkeye katma değer olarak döndüğü bir teknolojinin takip edilmesi, bunun belediye tarafından organize edilmesi gerekirken, halkın tarımsal sularına, içme sularına, hayvancılık yapan hayvanların içme sularına zehirlerin karıştırılarak zehirlenilmesi kabul edilemez. Hem insan zehirleniliyor, hem hayvan zehirleniliyor burada. Şu manzaranın içine bırakılan sokak hayvanlarının buradan zehirlenilerek öldüğünü görüyoruz. Onlarca sokak hayvanı burada. Buradan bu manzarayı, yani bu gelişmiş ülkenin bu çağda, bu zamanda bu kadar geri kalmasını ve bu rezaleti de halktan, milletten gizlemesini gerçekten çok garipsiyoruz. Hemen altımızda köy var. 2 kilometre yakınımızda ilçenin merkezi var. Bu zehir bu toprağa siniyor. Bu zehir toprağa inen suda içme sularına karışıyor. İçme sularına karışan bu zehir bizim bedenimize siniyor. Halkın, vatandaşın bunları bilmesi lazım. Biz bilinçlendireceğiz. Önce halkı aydınlatmamız lazım. Önce vatandaşın bunları bilmesi lazım, görmesi lazım. Sadece seçmen odaklı, rey odaklı çalışan bir başkanımız var. Sevgili başkan, 20 yıldır ne yaptın sen? 20 yıldır buraya çöp biriktirdin. Zehir biriktirdin. İnsanların hayatını, hayvanların hayatını tehlikeye attın. Sokakta öyle, altyapıda öyle, peyzajda öyle, mimaride öyle, çöpte öyle, belediyenin idare anlayışında öyle, idarecilik vasfı ve yeteneği olmayan bir beyefendinin ilçemizi getirdiği durum bu.